Sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısında katılımcılara seslenen Sağlık Bakanı Recep Aktağ, geçmiş yılları hatırlattı, AK Parti hükümetiyle sağlık alanında gelinen noktayı anlattı. Bakan Aktağ, özellikle sağlıkta dönüşümle birçok zengin ülkeyi geride bıraktıklarını kaydetti. İstirahat edebilecekleri koltukları olan, dolapları olan, televizyonu, buzdolabı olan. İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hangi şartlarda yatırılır, orada ne zaman tahliye edilir? İstanbul'da düzenlenen programa Sağlık Bakanı Recep Aktağ başta olmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Akit TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Sarıdiken ve çok sayıda davetli katıldı. Bütün diğer Milli Eğitim Bakanlığımız dahil. Düzenlenen programda katılımcılara seslenen Sağlık Bakanı Recep Aktağ, sağlık alanında İstanbul vurgusu yaptı. Bir megapol olması karakteriyle, 15 milyon nüfusuyla ve yerleşimi itibariyle İstanbul'u farklı değerlendiriyoruz. İstanbul'un çözümlerinin İstanbul'a has olması, tabii ki genel prensipler çerçevesinde, İstanbul'a özel bazı muameleleri hak ettiği düşüncesindeyiz. Sağlık alanında aile hekimliklerinin önemine dikkati çeken Aktağ rakamsal bilgiler verdi. Biliyorsunuz 2005'te başlattığımız bu uygulamaları bütün Türkiye'de 2010'da tamamen hayata geçirmiştik. İstanbul'da şu anda 1114 aile sağlığı merkezimiz var. Ve 4368 de birimimiz var. Aile hekimliği birimimiz var. Bakan Aktağ, sağlıkta dönüşüm projesiyle Türkiye'nin birçok zengin ülkeleri solladığını söyledi, yeni döneme işaret etti. Birçok bizden daha zengin ülkenin ilerisine geçtiğimiz bir noktadır. Vatandaşımızın sağlık hizmetine erişmesi açısından. Gerek acil hizmetler, gerek işte bu aile hekimliği, gerekse hastanecilik hizmetleri açısından. Ama şartlar değişiyor, ihtiyaçlar da değişiyor. Bugün artık hastalık yükümüz kanserlere, kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, inmelere, şeker hastalığına doğru dönüştü. Yeni dönem bunun üstüne çok odaklanacak. Yeni dönemde buna özellikle odaklanacağız. Sağlık alanında dönüşüm projesi çerçevesinde peki neler değişti? İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu süreç hakkında bilgiler verdi. 2002'de başladığımız zaman sağlıkta dönüşüme hastanın sağlıkçıya ulaşımı sorunu vardı. Sağlıkçıya ulaşsa dahi ilaca ulaşamıyordu. İlaca ulaşsa dahi tedaviye ulaşamıyordu. Böyle bir sorunlar yumağıydı Türkiye sağlık anlamında. Çok müthiş bir esasında sağlıkta Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle bir devrim yaratıldı ve bu devrim sayesinde de bugünümüze geldiğimizde gerçekten senede 8-9 kere bir kişinin sağlıkçıya ulaşabildiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da örnek kabul edilen bir sağlık sistemine geçtik. Ve bu dönüşümü doktor sayısı, hemşire sayısı, personel iş gücü olarak az olmasına rağmen bu ülke ve sağlık yöneticileri başardı. Akit TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Sarıdiken ise sağlıkta elde edilen başarı çizgisini hatırlattı, ekip çalışmasına vurgu yaptı. Hadis-i şerifte diyor insanların aldığında iki nokta var. Sıhhat ve boş vakit. Es-sıhhatu vel-fera. O yüzden sağlık çok önemli. Verilen rakamlara baktığımızda 90'lı yıllarla 2000 yılların arasındaki farkı görüyoruz. Bu da ne kadar daha şuurlu bir parti yönetiminin olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın olduğunu, ekip olarak ne kadar fazla bu bilince sahip olduklarını gösteriyor. O anlamda ben Sayın Bakanımızı ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Çünkü hakikaten hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde buna çok fazla yer veriliyor. İnsan yaşlanmadan önce gençliğinin, hastalanmadan önce de sağlığının değerini bilmesi lazım. O anlamda Sağlık Bakanımız bu konuda yapmış olduğu yatırımlarda tabii günün koşullarına göre önemli ama ülke ekonomisiyle alakalı bir şekilde süreci iyi takip ettiler ve bugün yapılan sağlık yatırımları çok yerinde.